hafta küçük motosiklet köşesinde Hyosung GT 250 R var. Çok acayip, çok bıçkın, çok serseri. Hyosung 2000'li yılların ortasında bu motorlarla piyasaya çıktığında herkesi şaşırttı. Özellikle bu 250'likle akılları aldı. Koreli marka oldukça iddialı bir tasarım yapmıştı. Dev bir motor gibi duruyordu gerçek, böyle 600'lük falan gibi ya da 750'lik. 250'lik V2 silindir, yağ hava soğutmalı, nefis giden bir blok var üzerinde hakikaten. Motoru oldukça güçlü hacmine göre, insanı şaşırtıyor. Biraz 90'ları anımsatsa da herkesi etkiliyor. Şimdi bakalım, burada alt alta üst üste bir set far var. Bakalım, buyurunuz, şu şekil. Yatarak oturuluyor. Söle ile gidon mesafesi birbirinden çok uzak. Adamı böyle büyük motor kullanıyormuş gibi hissettiriyor. Bakar mısınız şu mesafeye? Kocaman motor. İşte oldukça büyük egzoz. Depo kallavi. Üstüne oturunca oho ben bayağı motor sürüyorum ya falan deniyor. Biraz geri gidelim. Hani şu şekle bakın. Hani benim ebabımda bile çok küçük kalmıyor motor. Müthiş. Bunlar güzel kısımlar. Hatta üzerine bonusu da var bu işin. Ayaklıkların pozisyonları ayarlı. Hani daha spor, daha şekilli olsun diyorsanız yukarı alabilirsiniz. Ya da aşağı, şehir içinde daha çok kullanıyorum diyorsanız. Elciklerin pozisyonu ayarlı. Bunlar değişiyor. Bunlar harika detaylar. Fakat fikir ne kadar iyi olursa olsun uygulamada bir takım sorunlar var. Şimdi mesela parçaların böyle işçiliği ve malzeme kalitesi böyle biraz düşündürüyor insanı. Hani ya tamam hani şekil çok güzel, anlamayan adam ooo falan der ama böyle biraz yakından bakınca hani birazcık sanayide ömrü geçmiş adam bak bunun demir işçiliği biraz ya alüminyumların çapakları dur plastiğin şeyi biraz falan buna takılabilir anlayan adam. Anlamayan adam için harika. O yüzden zaten bunu alan adam çoğunlukla mahallenin sevgilisi olur böyle. Oo, hani böyle ortaokulda lisede sınıfın en bıçkın delikanlısı var. Herkes biraz ondan çekinir. Onun başı hep böyle disiplin kurulunda beladadır. Böyle nerede bir vuku çıksa önce onu gösterir. Kesin o yapmıştır falan. İşte bu motor tam o 250'likler arasındaki en bıçkın delikanlı. Çünkü çok iyi gidiyor ama hiç durmuyor. Freni yok. Fren mi? Kim? Falan diyorsunuz ya. Fren yok. Artı viraja girerken amortisör yok. O daha da güzel. Şimdi ön tarafta ne yapmışlar bir bakalım. Çift disk ve böyle çift pistonlu kaliperler var. İki tane. Hani 250'lik sınıfta bundan biz o eski Aprilia 250'lik iki zamanlardan beri görmedik. Bu kadar çok donanımlı ön takım. Fakat buna rağmen hiç kimse yok. Nasıl olacak? Ki motorun sahibi olan arkadaşımız fren hidroliğini yeri değiştirmiş yani. Balatalar falan da değişecek herhalde. Hani hiç kimse yok frende. Adamı durdurmak mümkün değil. Belki de 250'likler içinde en iyi giden motor olmasına rağmen durdurmak durmuyor. Öyle tren gibi gidiyor. Aynı kaliperi arkaya da kullanmışlar. Hani biraz maliyetten de kırpılmış bu sayede. Bakar mısınız? Öndekinin aynısı. Bu kadar kuvvetli kaliper olunca arkada, arka frene dokunur dokunmaz bu sefer kitlemeye başlıyor. Tamam, hani Japon'da akılsız değil ki niye arkaya tek pistonlu kaliper kullanıyor normalde? Çünkü arka frene biraz fazla dokununca o zaman kitler. Bu kadar kuvvetli kaliper koyar. Ki bu da arazi motoru değil, arazi motorlarında çok arka fren kullanılıyor. Burada böyle bir tufa var. Buna dikkat, hani arka freni çabuk kitler. Şimdi gelelim motor sesine.
En eğlenceli kısmı bu. Oo, fırr, fırr. İtalyanlar gibi. Hani 90 derece V motor, hava yağ soğutma, tam bir İtalyan. Biraz da açık egzoz falan oldu muydu, bütün mahalle ayağa kalkar yani. Tam toplum düşmanı. Ha ya işte. Manitalar, kızlar, hepsini etkilemek. Bütün bunlar paketle beraber geliyor hediye olarak. 17 litre depo var. Gazlayınca bu hırçın çocuk bir 5-6 litre yakıyor 100 kilometrede. Normal. Hani bıçkınlığında bir bedeli var elbet. Şimdi burada sizi masrafa sokacak malzemeler var. Birincisi lastikler. Lastikleri orijinal Shinko berbat. Yani çok kötü. Şöyle böyle değil. Mukavva, karton, bitik. Bu lastikler olmuyor. Hani ülkemizin asfaltı çok iyi kalite olmadığı için kayıyor motor. Başınıza iş gelir. Zaten frenler... Frenler nerede ya? Fren... Fren olmadığı için o lastiklerle beraber o ikisi ölümcül kombinasyon oluyor. Muhakkak ama muhakkak lastikleri değiştirin. Virajlarda da berbat oluyor o yüzden işler. Bu lastikler gitmeli. İkincisi, şehir içinde trafikte gidon turu çok dar olduğu için bayağı bir zorluyor adamı. Zaten oturuş pozisyonu böyle Süpermen. O Süpermen nasıl dönecek? Nasıl manevra ettirecek motoru? O da biraz zor. Trafikte aralara girmek. Bir de burada eller sıkışıyor. Bak burada hani eller neredeyse sıfırlanıyor. Zaten bu kadar dönüyor motor. Hani yeni başlayanı oldukça zorlayacak kısımlar bunlar. Tabii 250'lik motordan bu kadar çok şey beklememek lazım ama şekil adamı beklentiye sokuyor. Bütün motosikletler gibi bunun da sürat göstergesi biraz fazla gösteriyor. Biraz hani iyimser diyelim. Hani biz GPS'le birazcık baktık. Hani küresel konumlanma sistemiyle sürati denetleyelim dedik. Bir bakalım ne yapıyor. Bir %10 falan gibi bir fazla gösteriyor. Yani 100 ile gidiyorum diyen adam aslında 91 ile gidiyor. 160 ile gidiyorum diyen adam aslında hani 145 falan yapıyor. 144 yapıyor. Dolayısıyla hani size gelip bende huyosun GT 250 R var böyle bir modum be falan diyorsa hani 200 yapıyorum diyen adam aslında en iyi ihtimalle 180 yapıyordur. Bunu tabii ona söylerseniz kavga çıkar. Biz o yüzden söylemenizi tavsiye etmiyoruz. Şimdi de Huyosun GT 250 R'ın sahibiyle beraberiz. Kerem Hançer. Evet. Şimdi bize bir kere motor verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. En sevdiğiniz özelliği hangisi bu motorun? En sevdiğim özelliği ivmelenmesi çok iyi. Birinci, evet, gaz yemesi çok iyi. Nefis gidiyor. Evet. Çok yani güzel. Kendi emsallerine göre çok iyi gidiyor. İvmelenmesinden sonra hani şekil açısından da bayağı cezbedici bir görüntüsü var. 250 cc olmasına rağmen. Mahallenin sevgilisi olmak. Değil mi? Yani işe yarıyor denilebilir. Peki en sevmediğiniz özelliği? Virajları yani nasıl diyeyim size, kabiliyetli bir motor değil virajlarda. Kafa yatmak istiyor, kuyruk ben yatmayacağım, devam edeceğim diyor. Orada bir problemimiz var virajlarımızda. Hyosung almayı düşünenlere ya şunu muhakkak söylemem lazım. Bunu muhakkak duysun insanlar dediğiniz ne olabilir hocam? Alabileceğiniz motor genellikle Apache motor diye tabir edilen motorlardır. Hani görünüş açısından görüp de gaza gelenler çok oluyor ve motoru çok çabuk bitiriyorlar. Ustanıza göstermeden kesinlikle almayın diyorum. Peki en büyük sorunu nedir? Bu motorlarda kesici yok. Bu model 2008 modellerinde kesici yok. Devir kesici yani. Evet. Yüksek devre çıkabiliyor o zaman. Sonra? Kesici olmadığı için de 250 cc makineyle 200 görmeye çalışan çok olduğu için krank kırma problemi oluyor. Oo. Bu kronik bir rahatsızlık değil aslında. Kullanıcıya bağlı tamamen. Hani 250'lik bir makineyle 200 görmeye çalışmazsanız gayet sağlam bir makine. Yani bir evvelki sahibi şeyse biraz şevkliyse biraz gazlıysa o zaman canı alınmış olabilir diyorsunuz. Evet aynen öyle. Peki Kerem Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Motosiklet için. Kerem Hançer, Hyosung GT 250 R.
etrafta çok haşat örnekleri var. Hani ikinci elde almayı düşünüyorsanız haşata dikkat, çünkü çoğu öyle yani. Bu şasi de epey bir yamuluyor kazalarda. Zaten yol tutuşu oldukça zor. Çoğu alanda zaten doğru düzgün süremediği için o böyle araba kapılarında, otobüs arkalarında, bagajlarda falan o maceralar çoğunlukla sona erip oradan toplanarak tekrar piyasaya sürülüyorlar. Biz genel olarak gidişini çok beğendik. İmajı çok fena. Hani halk arasında falan denilen bir imaja sahip. Dolayısıyla hani annelerin, babaların, çocukların sakındığı bir model diyebiliriz. Fakat hani bunu almayı hayal eden o kadar çok genç var ki aramızda. Onları dizginlemek mümkün değil. Aralarında bitmeyen de bir kapışma var. Dolayısıyla bu motoru alırsanız kesin epey bir dövüşürsünüz. Tavsiye ediyoruz. Apache'nin dostu. Biliyorsun GT250'leri.